Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz spiritüel gücüne inandığımız defne ağacı ile hayatımıza bolluğu ve bereketi nasıl çekeriz? Dikkatimizi neye yoğunlaştırırsak onu hayatımıza çekeriz. Düşüncelerin gücünden daha fazla yararlanmak için hepimizin kendine göre ritüelleri vardır. Mesela ben her sabah yeni günü camı açıp sevgiyle selamlarım. Üzerimden çıkan giysileri camdan silkelerim ve bunu yaptığım zaman dünün kötü enerjisini attığına inanırım. Rüyalarımda bana rehberlik edene teşekkür ederim. Bu videoda sizlere hayatınızda bloke olmuş para kanallarını açmayı ve hayatınıza bolluk bereketin akmasına izin vermenizi nasıl sağlayacaksınız bunu anlatmak istiyorum. Defne ağacı çok eski zamanlardan beri iyi şans, başarı ve bereketin sembolü olarak anılır. Mitolojide de Apollon'un aşık olduğu Daphne'nin ağaca dönüşmesi, bu ağacın galibiyet, başarı, kahramanlık ve erdem olarak görülmesine sebep olmuştur. Defne yaprağı ile ta orta çağdan bu yana bir sürü bilgi vardır aslında. Kahinler defne yaprağı çiğner ve yakarlarmış mesela. Kahinlerden olumlu cevap alanlara defne yapraklarından taç giydirirlermiş. Orta çağda ise alimlerin başına defne yapraklı taçlar yapılır ve giydirilirmiş. Doğanın bize mucizesi olan defne yaprağının birçok hastalığa da iyi geldiği kabul görmüştür. Sayısız mucize ve faydası olan defne yaprağı yakmanın aromaterapide de çok önemli bir yeri vardır. Bu da içeriğinde bulunan linapol panik denilen bir madde vardır. Bu maddenin gerginliğe iyi geldiği söylenir. Tıbben yapılan araştırmalarda da zaten bu kabul edilmiştir. Defne yaprağı birçok hastalığa iyi gelir demiştim. Biraz da bunlardan bahsedelim. Özellikle boyun, bel, diz, baş ağrıları, öksürük, boğaz enfeksiyonları, cilt bakımı, saç bakımı, hatta ağız ve diş bakımına da faydaları gerçekten çoktur. Defne yaprağı yakmak evdeki negatif enerjiyi temizler, şans ve bereketi de arttırır. Videoda gördüğünüz gibi ben kendi evimde sık sık defne yaprağı tütsüsü yaparım ve kendimi çok iyi hissederim. Yapraktan çıkan duman evdeki olumsuz enerjileri temizlerken kokunun kendisi üzerimdeki gerginliği ve stresi de oldukça azaltıyor. Bu kadar faydalı bir bitkinin bereket için hayatına daha fazla para çekmesini kim istemez ki? Bu videoda 4 ritüelden bahsedeceğim. Her birini kendim denedim ve sonuçlarından çok memnunum. Ritüelleri yapmak gerçekten çok basit. İstiyorum ki bu videoyu izleyen herkes mucizeler yaşasın. Şimdi birinci ritüel. İhtiyacımız olan malzemeler yeşil bir mum, defne yaprağı ve keçeli kalem. Öncelikle niyetini belirtmelisin. Videoda görmüş olduğunuz gibi bolluk, bereket, şans, hayatınıza para ile alabileceğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Yeni bir araba, yeni bir villa vesaire. Artık onu tamamen sizin hayal gücünüze ve isteklerinize bırakıyorum. Yani hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Yazmayı tamamladıktan sonra defne yapraklarını yakmaya da başlıyorum. Yakarken de niyetimi tekrar ediyorum. Olmuş gibi olumlama cümleleri kuruyorum. Para bana rahatlıkla gelir gibi. Mesela bunu tekrar ediyorum. Para bana rahatlıkla gelir. 10 dakika boyunca yaprakları yakıyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi duamı edip sonra da teşekkür ediyorum. Siz dilerseniz meditatif bir müzik eşliğinde de kendinizi zenginlik içinde hayal edebilirsiniz. Hayallerinizi sadece zenginlikle de sınırlamayalım. Ne hayaliniz varsa onu hayal edip gerçekten müzik eşliğinde olmuş gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında ise oluşan külleri bir toprağa gömebilirsiniz. Her yeni ay ve hilal istekleriniz gerçekleşene kadar tekrar edebilirsiniz.
Hatta gerçekleşmiş gibi düşünüp bol bol da teşekkür edebilirsiniz. Hayat mucizelerle dolu ve her gün yeni bir mucize şansına uyanıyoruz. Lütfen bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şimdi ise sırada ikinci ritüelimiz var. İhtiyacımız olan malzeme sadece yastığınız ve yine defne yapraklarımız. Defne yaprakları üzerine yine istediğiniz miktarı rakam olarak yazınız. Ayrıca rüyanızda görmek istediğiniz kişi size verilecek ipuçları, bunları da yazabilirsiniz. Ve sonrasında yastığınızın içine koyun. Sadece rakam değil, tıpkı benim yaptığım gibi sevdiğiniz bir araba markası varsa onu isteyebilirsiniz ya da istediğiniz bir ev varsa ona sahip olmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne istediğinize bağlı aslında. Sonra da gece boyunca niyet çalışması yapabilirsiniz. Her bir istek için 5'er dakika gerçekleşmiş gibi düşünüp rahatlamış olarak uykuya dalacaksınız. Bu ritüeli dileğiniz olana kadar her gece tekrar edebilirsiniz. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Hiçbir sınırı yoktur. Şimdi sırada 3. ritüelimiz var. Bolluk çağıran kese ritüeli. Burada da ihtiyacımız olan malzemeler yeşil bir kese, tarçın, karanfil, sitrin taşı, mıknatıs, bozuk para ve defne yaprağı. Her birini tek tek keseye koy ve çantanda taşı. Sonra hayatına gelen bolluğa gerçekten şaşıracaksın. Şimdi sırada 4. ritüelimiz var. İhtiyacımız olan malzemeler kibrit, defne yaprağı ve kalem. Niyetlerimizi defne yaprağı üzerine yine yazıyoruz. Bu ritüeldeki fark niyetlerini olmuş gibi hayal etmektir. Hayal ettiğin para elinde, cüzdanında ya da banka hesabında, böyle düşünebilirsiniz. Ya da istediğiniz evi aldınız, içinde oturuyorsunuz, istediğiniz arabayı kullanıyorsunuz. Bu önemli bir püf noktası. İstediğimiz bu paraya sahip olduğumuzu düşüneceğiz. Sonrasında ise yaprakları yakacağız ve 10 dakika boyunca paranın sende olduğunu ve bununla yaşamak istediğin hayatta olduğunu düşün ve meditasyon yap. Yine güzel bir müzik eşliğinde bunu yapabilirsiniz. Sonrasında ise yaprakların küllerini rüzgarda savuracağız. Hangi çalışmayı yaparsan yap, manyetik olarak kendine döndürmenin yolu olarak niyet etmenin gücünden mutlaka yararlan. Bu isteklerde bulunurken bu güç ruhani olarak seni nereye taşıyacak, bunu da düşünmelisin. Eğer sevgi ve şefkat odaklı değilse enerjin de düşük olacaktır. Dileklerinizin birliğe ve bütünün hizmetine adanmış ve sevgi odaklı olması gerektiğini lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın ve her zaman çok mutlu kalın.